Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül düzenlenen törenle İstanbul için projelerini açıkladı. ERT televizyonundan da canlı olarak ekranlara gelen Mustafa Sarıgül, toplamda 200 proje oluşturduklarını, şimdilik 28 tanesini açıkladıklarını belirtti. İlk 5 yıllık sürede 200 proje oluşturduk. Bu 200 projenin sadece 28 tanesini bugün kampanyamızın birinci aşamasında sizlerle buluşturacağız. İstanbul'umuzun suyunu, havasını, denizini, toprağını, yeşilini ve mutlaka ormanını, özellikle İstanbul'un kimliğini, kültürünü, tarihi dokusunu en iyi şekilde koruyacağız ve gelecek kuşaklara taşıyacağız. İstanbul'un çevre değerlerine mutlaka sahip çıkacağız. Kuzey ormanlarını, su havzalarını, tarım alanlarını hep beraber koruyacağız. Önümüzde ciddi bir su problemi var. Planlanan barajları Anadolu yakasına ve Avrupa yakasına mutlaka iki tane barajı dönemimiz süresi içerisinde yapıp İstanbullularla buluşturacağız. 20 yılda AK Parti iktidarının İstanbul'da yaptığı metro sadece ve sadece 68 kilometredir. Oysa Şengay'da 18 yılda 437 kilometre, Yeni Dehli'de 10 yılda 190 kilometre metro yapıldı. Biz raylı sistemin payını hızla İstanbul'da %50'ye çıkarmalıyız. Ayrıca İstanbul'a çok önemli ölçüler içerisinde denizden bakacağız. Deniz ulaşımını güçlendireceğiz. İstanbul'umuzu marka haline getirmek için İstanbul kulüplerinden Avrupa Şampiyonası'na katılan, UEFA'ya katılan, Avrupa Ligi'ne katılan, Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüp yöneticilerimizle konuşacağız. İstanbul logosunu taşımak kaydı şartıyla o kulüplerimize de ekonomik destek vereceğiz. Özellikle İstanbul Olimpiyat Stadı'nı yeni tesislerle olimpik bir park haline getireceğiz. Geleceğin şampiyonları İstanbul'dan yetişecek ve biz önümüzdeki dönem olimpiyatları mutlaka ve mutlaka İstanbul'umuza kazandıracağız. Bunun için olimpiyat kültürünü, olimpiyat düşüncesini, olimpiyatın anlayışını bütün yurttaşlarımızla ve okullarımızla buluşturacağız. Öğretmenler ve okullar önceliğimizdir. Her ilçeye bir öğretmen evi yapacağız. Öğretmenlerimiz, benim meslektaşlarım, ulaşımdan bütün öğretmenlerimiz Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımından ücretsiz olarak yararlanacaklar. 105 binin üzerindeki öğretmen arkadaşlarımın dönemim süresi içerisinde sembolik rakamlarla konutlarını yapacağım ve anahtarlarını ve tapularını öğretmen arkadaşlarıma teslim edeceğim. Tüm okullarımızı depreme dayanıklı hale getireceğim. Şişli'de başardım, İstanbul'da da başaracağım. Sarıgül Belediye Başkanlığı dönemi bittiği zaman yaptığı okullarla ve yaptığı metrolarla trafiği çözen bir belediye başkanı ve okulları yapan, okulları modern hale getiren bir belediye başkanı olarak anılacak. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensup. Kesancı Mahallesi Kadın Muhtar Adayı İknur Yabanabat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mahalledeki bayanlara çay partisi düzenledi. Düzenlenen çay partisine Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Neriman Pospıyık, Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Meclis Üyesi Kadın Adayları ve mahalledeki bayanlar katıldı. Kestaneci Mahallesi Muhtar Adayı İknur Yabanabat burada yaptığı konuşmada Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanma amacı hakkında bilgiler vererek muhtarlık seçimlerinde destek istedi. Bu önemli ve güzel bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluyum ve gururluyum. Öncelikle tüm dünya ve Türk kadınlarımızın bu özel günü kutluyor ve hoş bir gün geçirmenizi diliyorum. Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 1857'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangında ölen kadınları anmak adına düzenlenmiştir. O günden bugüne ülkemiz dahil olmak üzere 8 Mart'ta birçok etkinlikler düzenlenerek kutlanılmaktadır. Fakat gelin görün ki kadınlarımızın yaşadığı sorunlar hala tazeliğini korumaktadır. Sevgili hanımlar, şiddet bizim ülkemizde, çocuk gelinler bizim ülkemizde, tecavüz bizim ülkemizde,
Kısacası her durumda mağdur olan bizim kadınlarımızdır. İşte bunları düzeltmek için yine biz kadınlara büyük görevler düşmektedir. Bir erkeği yetiştiren ve hatta dünyayı değiştiren bir kadındır. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır düşüncesiyle değil, her başarılı erkeğin yanında bir başarılı kadın vardır anlayışıyla ilerleyelim diyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki kadınlarımızın hayata daha fazla katılmaları, kadın zarafetiyle şekillenen bir sosyal hayata daha aydınlık bir geleceğe ulaşmamızın yegane koşuludur. Her ne kadar saptırılmaya çalışılsa da dinimizde kadına öyle güzel vasıflar verilmiştir ki devlet bile analarımızın ayağı altındadır. Atamızın 3 Nisan 1930'da bizlere verdiği seçme ve seçilme hakkı sayesinde bugün kadınlarımız her meslek grubunda özgürce kendilerini gösterebilmektedir. Doktor, mühendis, avukat olabilmektedir. Kısacası kadınlar artık her yerdedir. Ben de bu düşüncelerden yola çıkarak 26 Ekim 1933'te kadınların muhtar seçilme hakkının kabul edilmesine dayanarak Kestaneci Mahallesi muhtarlığına adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Düşündüm ki siz kadınlar bana destek verirseniz daha güzel imkanlara sahip, yaşanası, modern, öz kültürüne bağlı, kültür ve sanata önem veren güzel bir mahalle yaratmak için tüm gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Neriman Postbüyük, bütün emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Postbüyük, mahalli seçimlerin sadece başkanlık seçimi olmadığını belirterek bu seçimlerin ülkemiz ve Ereğli'nin geleceği için önemli olduğunu ifade etti. Kestaneci Mahallesi'nin çok sevimli, güler yüzlü hanımefendileri. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü biliyorsunuz. Evet, biz hepimiz hani sadece emekçi derken çalışan kadınlarımızdan bahsetmiyoruz. Evinde evinin işini yapan, yemeğini yapan, çocuğunu büyüten herkes emekçidir. Dolayısıyla bir günle de Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlanmasından yana değilim. Bana biraz ters geliyor. Bütün günler biz kadınların, biz kadınlar olmasak dünyanın çehresi bu kadar güzel, bu kadar sevimli asla olmazdı. Çünkü biz kadınların elinin değdiği her yerde başarı, mutluluk, huzur ve birliktelik vardır. Buradan yola çıkarak söylüyorum. Evet, Emekçi Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar. Ben sadece hanımlar şunu söylüyorum size. Bunu sakın bir belediye başkanlığı seçimi olarak algılamayın. Bu çocuklarımızın, torunlarımızın, ülkemizin, Ereğli'mizin geleceği için sandığa gideceğiniz bir seçim. Lütfen ben anlatmak istemiyorum. Hepiniz televizyonları izliyorsunuz. Neler yaşanıyor ülkemde bunu biliyorsunuz. Ama zaman gelecek toplantılarınıza katıldığımda ben sizinle daha derine girerek bunları paylaşmaya çalışacağım. Siz her şeyin farkındasınız. Kadınlardır seçimi kazandıran, haberiniz olsun hanımlar. Kadınlar, kadınlar birlik beraberlik içinde olursa ve özgüveniyle ben kime oy vereceğimi biliyorum diyebiliyor ise işte o zaman verilen kararlar ve sonuçlar kesinlikle çok doğru ve ülkemiz için, geleceğimiz için hayırlı olacaktır. Karadeniz Ereğli Alevi Kültür Derneği Konferans Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen panele yoğun ilgi vardı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı program saygı duruşu ile başladı. Alevi Kültür Derneği Ereğli Şube Başkanı Dursun Ali Kansu, Alevi kültüründe kadının yerinin farklı olduğunu ve ikinci sınıf insan sayılmadığını belirterek konuşmasında şunları ifade etti. Alevi kültüründe, felsefesinde kadının önemi çok fazladır. Hiçbir zaman kadın ikinci sınıf insan olmamıştır Alevi öğretisinde. İbadethanesinde bile kadınla birlikte ibadetini yapar. Eşitler içeri girdiğinde kadın erkek diye ayırmaz, can der.
her eşikten içeri giren can olarak nitelenir. Hitap şekillerine erkeklere baba, bayanlara evli olanlara ana, bekar olanlara da bacı denir. Yani baba, ana, bacı. Orada can olgusu vardır. Bu anlamda bizim için, Alevi kültürü felsefesi için kadının değeri erkekten hiç farklı değildir. Elbette kadınlar için de erkeğin değeri hiç farklı değildir bizim görüşümüzde. Olur önderlerimiz, yol önderlerimiz çok güzel sözlerle zaten bunları izah etmiştir. Bakın Hacı Bektaş Veli ne demiş yol önderimiz. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde. 800 yıl önce söylenmiş bir söz bu. Ve Ulu Önder Atatürk'ün çok sözleri var. Kadını yüceltecek, kadınsız yaşamın olmayacağına dair mutlaka buna değinecek arkadaşlarımız. Ben içinden bir tane aldım. Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri evlatlar sayesinde olmuşturlar. Ulu Önder Atatürk. Değerli dostlar, değerli canlar, sevgili kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu, her gününüz mutlu olsun. Kadının mücadelesi ve kadının toplumdaki yeri konusunda konuşmacı olarak katılan psikolog Şükran Doğan ve avukat Sezin Uçar tarafından Sinevizyon gösterimi ile panel devam etti. Kepez İzmirlioğlu İlköğretim Okulu, Okul Aile Birliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sevgi Barış Dostluk Düğün Salonu'nda kadınlara yönelik çay düzenledi. Düzenlenen çaya Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Naci Kılıç, Şube Müdürü Üçler Sarıkaya, Kepez İzmirlioğlu Okul Müdürü İsmet Kalışlı ve çok sayıda veli katıldı. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları ve Demokratik Sol Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Recep Erdoğan, eşi ve partisinin kadın kolları ile gelerek salonda bulunan bayanlara çiçek verdiler. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü İsmet Kalışlı burada yaptığı konuşmada sözlerine Peygamber Efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" diyerek başlayarak tüm dünya kadınlarının 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi. Kalışlı konuşmasında şunları ifade etti. Kadın toplumun en özverili, çalışkan, üretken bireyidir. Bunlara karşı toplumda hak ettiği sevgi ve saygıyı görmemektedir. Diğer toplumlara baktığımızda ezilen, harcanan, aşağılan birey olarak görülen kadın yurdumuzda ana olarak yüceltilmiş ve hak ettiği değeri görmektedir. Kurtuluş savaşımızın kazanılmasında kadınlarımızın önemli çabaları olmuştur. Yeri gelmiş cephede savaşmış, yeri gelmiş cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Savaş sonrasında ülkenin kalkınmasında da kadınlarımızın en önde yerini almıştır. Bunu gören Mustafa Kemal Atatürk ülkenin kalkınmasında kadının yerine ve önemine dikkat çekerek 1934 yılında birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Birleşmiş Milletler Örgütü kadınlarla ayrımcılığı istismarı görmüş ve kadınların sorunlarına dikkat çekerek 8 Mart 1975 yılında 8 Mart gününü Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etmiştir. Her yıl 8 Mart günü kadın sorunlarına yönelik bir gün olarak ayrılmıştır. Acıyla yorulan, sabırla binemeyen kadınlarımızın hakkı ödenemeyecek olan kadınlarımızın adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman gözün nuru, hayatın emarıdır kadınlarımız. Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır kadınlarımız. 8 Mart dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum. Emek ve
veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü canı yürekten kutluyorum. Etkinlik daha sonra çeşitli ikramlar, çekiliş ve canlı müzikle devam etti. ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Metal Sendikası desteğiyle Erdemir'i Kadın İşçiler ve İşçi Eşleri Komisyonu tarafından Büyük Anadolu Ereğli Otel'de gece düzenlendi. Yaklaşık 1000 kadının katıldığı etkinlikte konuşan Erdemirli Kadın İşçileri ve İşçi Eşleri Komisyon Başkanı Saniye Odabaş, çalışan kadınları kutlarken ev kadınlarının da aynı zamanda bir çalışan olduğuna vurgu yaptı. Saniye Odabaş, Türkiye'deki çalışan kadınların genel durumu, sendikalı çalışan kadın sayısı ile ilgili detaylı bilgiler aktardığı konuşmasında şunları ifade etti. Günümüzde çalışan kadının toplumda ne kadar önceliğini bilinmektedir. Evdeki düzeni kadın kurar, iş yerinde daha iyi düzeni sürdürmesi, disiplinli, işine bağlılığı ile her zaman ön plana çıkmaktadır. Kadın daha ciddi olması yanı sıra daha üretken, ürettiğini daha çok hayata geçirendir. 2012 verilerine göre iş gücüne katılan kadınların oranı %29.5'tir. Bugün ne yazık ki ülkemizde çalışan kadınların üçte biri ise ücretsiz aile işçisidir. Bu tablonun yaşandığı ülkemizde çalışan 10 milyon kadar işçi arasında ne yazık ki bunların %10 kadarı ancak sendikalıdır. Tesellimiz şudur ki, Türkiye'nin en güçlü sendikası 50 yıllık Çınar Türk Metal, her dalga olduğu gibi çalışan sendikalı kadın üye bulundurma sayısının birinci sıradadır. Bu yıl itibariyle Türk Metal'in örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışan kadın sayısı 10 bindir. Sendika Genel Merkezimizin her şart ve koşulda çalışan kadınların sendikalı olabilmeler için yoğun çaba sarf ettiğini biliyor ve verdikleri bu mücadeleden dolayı hepinizin adına teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle bir organizasyon hazırlamamıza onur veren başta Türk Metal Sendikası Genel Başkanımız Sayın Feyruk Kavlağ'a, Genel Merkez Yönetim Kurulumuza, organizasyon sağlığımıza destek olan Sayın Şube Başkanımız Yusuf Siyah Odabaş'a, Yönetim Kurulu'na ve Büyük Anadolu Ereğli Otel yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyorum. Düzenlenen geceye katılan çalışan kadınlar ile işçi eşi kadınlar mutluluklarını ve memnuniyetlerini dile getirdiler. Biz Erdemir çalışanları olarak ev hanımlarıyla birlikte bu kadar güzel bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Dünya Kadınlar Günü'nde burada herkesin, tüm kadınların, tüm bayanların, özellikle de ev hanımı bayanların, en ağır yükü taşıyan bayanların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu akşamki etkinlik hakkında Türk Metal Sendikası gene öncülüğünü ve farkını belirtti. Herkesin de gördüğü gibi ortada. Çok güzel bir ortam, çok eğlenceli bir ortam. Türk Metal Sendikası'nın büyüklüğü her türlü etkinlikte, sosyal etkinliklerde, eğlencede her zaman bir numara olduğu yine ortaya çıktı. Dünya Kadınlar Günü'nü sendikamız Türk Metal Sendikası'nda unutmadı. Genel Başkanımız Feyruk Kavlağ'a teşekkür ederiz. Bütün sendikalı ve işlerine böyle bir ortamda bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve büyük bir organizasyon, nadir rastlanan. Türk Metal Sendikası nadirleri ilkleri yapar. Bugünün önemini sendikamız çok güzel ama çok güzel bir şekilde organizasyon yaparak karşıladı. Ben aynı zamanda hem bir çalışan hem bir anne olarak bütün herkesin, bütün annelerin, bütün çalışan ve bütün bayanların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sendikamızın her programı, her bir şeyi gerçekten çok ama çok güzel. Program daha sonra canlı müzik eşliğinde devam etti. Dün açılışı gerçekleştirilen Almuder Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nin Ereğli Şube Başkanı Gülay Yaman, ilçede uyuşturucu kullanımının 11 yaşına kadar düştüğüne dikkat çekti. Ailelerin ve gençlerin çok dikkatli ve duyarlı davranmalarını istedi. Yaman, bonsai konusunda bilgilendirme yaparak tehlikeli ve kolay bulunduğunun altını çizdi. Uyuşturucu kullanan olan özellikle Zonguldak bölgesinde çok yüksek. Rakamlar da yaptığımız araştırmalarda inanın yaş 11'e kadar düşmüş durumda. Yani ilkokul çağlarına kadar düşmüş durumda. En önemlisi de başımızda bonsai diye bir bela var. Bakın bu hepsinden çok daha tehlikeli.
Yani bunun için bir torbaça ihtiyacınız yok, işte bulunmak zor değil, ekstazi gibi. İnternet sitesinden yazıp istediğiniz zaman kapınıza kadar ulaşıyor. Bu kadar ciddi bir durum ve bu direkt beyin felci ve ölümlere yol açıyor. Tarım ilacı yani gıda hayvansal ilaç olarak satılıyor internet üzerinden. Tarım Bakanlığı'na bağlı. Kapınıza kadar geliyor, ne yazık ki sigara ısırılarak ot gibi içildiği zaman beyin felcinden ölümlere sebep oluyor ve zaten ilçemizde de benzer ölümler yaşandı geçtiğimiz yıllarda. Şimdi bu konuda dediğim gibi, evet, bu emniyetin işi satanları, satıcıları yakalayıp götürmek. Bizlerin işi ise tedavi etmek. Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İlimizde tahmin edilen 3 günlük hava durumu, pazartesi günü hava sağanak yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 7, en düşük hava sıcaklığı 5 derece. Salı günü hava sağanak yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 5, en düşük hava sıcaklığı 3 derece. Çarşamba günü hava karla karışık yağmurlu, en yüksek hava sıcaklığı 6, en düşük hava sıcaklığı 2 derece.